Bak çok da değişik, iyi bir grup. Değişik gruplar. Evet. Bu anca evet. Şöyle hani böyle vizyonlar keşfete düşmek için. Dolu kadehi tersten. Tamam. Tamam. Böyle bir grup mu var? Evet ve nasıl iyi şarkılar, nasıl iyi bir solist. Gerçekten böyle çok... Yani Z kuşağını böyle bikinli mayolu görüntülerle yakalayamazsın ya da sosyal medyada profesyonel bir ekiple alakalı evden çıkmıyorlar ki. Hiç yapamazsın diyorsun. Evet onlar... doğru. Bilgisayarın başında. Seda Sayan bu uğurda 40 yıllık arkadaşı Safiye Soyman'ı bile takipten çıktı. Gülben Ergen'le bir araya geldi. Safiye'yi diline dolamış. İzleyelim. Çok üzülmüş değil mi Safiye Hanım? Çok uyuyamıyor. Seda Sayan ve Gülben Ergen Safiye Soyman'ı neden dillerine doladı? Safiye sen yoksun. Beni takip etmiyorsun. Safiye sakin. Seda Sayan ve Gülben Ergen Safiye Soyman'ı dillerine doladı. Seda Sayan'ın geçen hafta sosyal medyada herkesi takipten çıkıp sadece eşi ve oğlunu takipte kalması Safiye Soyman'ın uykularını kaçırmıştı. Herkesi çıkarttı. Düşünceleri o. Dün buluşan Seda Sayan ve Gülben Ergen Safiye Soyman'ı dillerine doladı. Uyku bana. Safiye. Safiye sen yoksun. Beni takip etmiyorsun. Safiye sakin. Safiye sana kötü bir haberim var. Ne? Gülben'de aynı Sefa Çağlar'la çalışacağı için bütün takipçilerinden çıkmak zorunda. Her gün Safiye'yi like'lamam lazım. Her gün like'layacağım onu. Sayfasına girek bakak arada topluca. Ayda bir gün topluca. Şimdi dün cep telefonumuza şöyle bir mesaj geldi. Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu boşanıyor. Nasıl boşanıyor dedik. Gerçekten böyle kaldık. Olabilir mi? Daha önce de böyle boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Hı. Çok zor. Nereden çıkmış bu? Gülşen sosyal medya hesabını sıfırlamış. Takip listesini sıfırlamış. Orada eskiden eşini takip ediyormuş, dostunu takip ediyor, arkadaşlarını, menajerini falan herkesi takip ederken bir anda hesabı sıfırlamış. Hemen Halo'a mesaj attık Gülşen'in menajerine. Cevap geldi. Seda Sayan'ın sosyal medya ekibiyle çalışmaya başlamış Gülşen'de. Şimdi Seda Sayan çalışıyor. Gülben Ergen de başlamış. Şimdi Gülşen de çalışıyor. Temizlikçiler. Tabii değil siliyorlar. Mi? Siliyorlar. Buna diva sendromu deniyormuş işte. Sıfır. Ulaşılmaz ol. Şimdi bunu bana da, yani bunun ben ne faydası düşündüm. Var? Yani hiç vallahi takipçim yok. Hiç takipçim yok. Şimdi yani gerçekten günlük hayat. Tamam işinle uğraşıyorsun, işte kitap okuyorsan okuyorsun, müzik dinliyorsan, çeşitli spor yapıyorsan ama bir sürede Instagram'da geçiriyorsun. Çünkü orada işte dostların ne yapmış, hastalanan var mı, bazen maalesef ölüm haberlerini oradan alıyorsun. Ya da bazen geyiğine bakıyorsun. Her şey ya da geyiğine bakıyorsun evet. Şimdi... Ben düşündüm yani ben de öyle bir şey yapsam. Çünkü benim o kadar çok tanıyıp selam verdiğim yüzlerce hatta binlerce insan var ki hangisini sileceğim diye düşündüm yani gerçekten. Ya insan eşini niye takipten çıkarmıyor? Sırf diva sendromu için. Gülşen Ozan'ı niye takipten çıkar? Mesela Seda Sayan'a da sıfırlı demişler ama Seda Sayan demiş ki ben 2 kişiyi takip etmek durumundayım. Hayır. Bunun önüne geçemezsiniz. Şimdi, oğlum Oğulcan, eşim Çağlar. Ne? Yani ya bu sosyal medya, sosyal medyada takipçi almak, kasmak, çoğaltmak doğallıkla ilgili bir şey değil mi? Öyle. Doğallıkla ilgiliyse herkesi silip atmak da doğallık değil. Ben zaten benim konuşmamı, benim hareketlerimi artık profesyonel bir ekibe bıraktığım dediğim andan itibaren ben halkla koptum demektir. O sayfa senin olmaktan çıkıyor, seni yansıtmaktan çıkıyor. Ben yönetiliyorum. Doğru. Bana bir şey diyorlar, ben de onu yapıyorum. Ondan sonra sen ne doğallıktan bahsedeceksin? Onu diyoruz. İletişimden bahsedeceksin. Orada arada bir yazım hatası yapacaksın, arada bir gaf yapacaksın. Yani şey bak mesela Demet Akal'ın sayfasını ben çok doğal buluyorum. Evet, var birkaç daha böyle var sayfa. Var öyle. Bakıp dönüyoruz. Çünkü orada her an sürprizli. Aynen. Şimdi bu kontrollü yurt da var mesela. Arnold Schwarzenegger. Ben takip ediyorum mesela adam yani günlük bisiklete biniyor. Ve onu paylaşıyor. Helal olsun diyorum falan. Yani ya da işte Al Pacino. Geçen gün Silvestre Stallone ile kahve içiyorlardı. Evet. Yani bunu paylaşmış babalar adam yani. Dedim ben de. Ha, şimdi bu demek ki bu gerçekten arada bir bağ kuruyor. Yani evet, seni seven, seni takip eden, şimdi o bağın arasına bir kişiyi ya da bir kişileri daha sokuyorsun. O diyor ki saat 3'te bunu paylaşacaksınız, 4'te bunu takibe almayacağım, bunu çıkaracağım. Evet. Tamam bak bu da gündemin bir parçası. Konuşuluyor ama... Sıkıcı ne bileyim ben. Seda Sayan mesela geçen gün ay keşke o fotoğraf karesi de gelse. eşofmanlarla değil mi böyle evet. genç imajıyla böyle bir şey çekimde evet spor ayakkabısı, eşofmanları falan böyle bir fotoğrafını paylaşmış. Neden? Z kuşağını yakalayayım. Demet Özdemir'le bir araya geliyor. Niye? Onun Z kuşağı fanı çok fazla. Hmm. Gülşen hepimizin ben çevresinde... Safiye'den vazgeçmem. Evet. Ben nasıl Mügem'den vazgeçmiyorsam aynen. Seda Sayan da asla Safiye'den vazgeçmemeliydi. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bence çünkü Z, benim evin çevresi Z kuşağı kafeleriyle dolu. Bazen böyle önlerinden geçerken yavaşlarım, bunlar ne konuşuyor? Böyle böyle yakalanmaz Hakan ve Gülşen. Bence Z kuşağını tam tersine hesapsız kitapsız Safiye yakalar. Evet. Çünkü onlar hesapsız kitapsız doğru. komik sürprizli şeyleri doğru. seviyorlar. Aynen dikkatini öyle. Nasıl çekeceğim? Böyle poz vererek çekmeyeceğim. Bir abukluk yapacağım. Tabii. Ha, ve bak, onu seviyorlar. Doğallık içinden doğallığı gelecek. Seviyorlar. Evet. Çünkü gerçekten. Bunlar doğal hareketler. Ya da Hakan bir şarkıyla yakalıyorsun. Tabii. Yılların Zerin Özer'i. Aa, herkesin. Uzun zamandır inzivaya çekilmişti. Müziği evet, bırakıyorum dedi. Ona, evet. Kırgınlıkları vardı. Bir şarkı çıkardı. Şarkı TikTok'ta o kadar çok karşıma çıkıyor ki TikTok şarkısı oldu resmen. Yani hani TikTok'a ben karşıyım ama evet. ama yani bu konularda da işe yarıyorsa evet, gerçekten şarkı yayıldı. Yani orada bir yaş sınırı, bir sınır konulmasının orada yaşın gerekiyor. Orada bazı yaş durumlar var. Saçmalıyorlar yani. Çok saçmalıyorlar gerçekten. Evet. Tehlikeli olmaya başladı. Neden rahatsız oluyorsun? Yani küçücük çocuklar, kadınlar, erkekler, yani ben hani TikTok'a gireyim de ne varmış demiyorum ama arada karşıma çıkıyor gerçekten çok saçma şeyler ve çok edep dışı, çok tehlikeli, özellikle çocuklar için çok amacını açmış bir yer gibi geliyor bana. Yani kimse kusura bakmasın. Hediyeler için para yani gelsin diye insanlar yani ona hiç değinmiyorum şimdi. Hani ismi olan... onu diyeceğiz işte. Ben hiçbirine bunu popüler olan isimler de yapıyor. Girmek istemiyorum ama yani orada saatlerce bir şeyler paylaşmak, işte hayatın ağlamak, etmek, insanlarla kötü bir diyaloğa girmek falan, bunlar hiç yakışmayan şeyler ya bu bizim insanlara. Bizim gündemimizi bu söylediğin tarifte biz de bunları anlattık zaten. Mehmet Ali Erbil geldi. Çünkü Mehmet Ali Erbil aldığı eğitim ve geçmiş kariyerine baktığında yakışmıyor. Evet. Çünkü o evet. bir tiyatrocu, konservatuar mezunu, döneme çok sahnesiyle çok damga vurmuş. Türkiye için çok önemli bir isimdir Mehmet Ali Erbil. Evet. Yani her konuda. Kim tiyatro sahnesinde de çok büyük vardı, çok iyi bir oyuncudur. Zaten konservatuar mezunu. Daha sonra televizyon fenomeni, yani televizyonda böyle birkaç isim vardır ki o değişmeyen isimdir. Evet. Ama neden böyle bir şeyi seçiyor? Ben yani TikTok'un dışında şimdi kendisinden 40 yaş küçük bir sevgili seçti. Gülseren, olabilir yani. Ona çok fazla hani şey yapmamak lazım. Senin yaş kriterin var mıdır? Var. Ne? Benim yani benim en fazla anne babalarımızın yaş farkıdır. Yani en fazla 10, 12, 13 en fazla yani. O bile bazen fazla çünkü jenerasyonu yakalayamıyorsun.